İngiltere'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma şartları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlar. Ancak işçilere saldırı olması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verir. İşçilerin cenaze törenine 10 bini aşkın kişi katılır. 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisini getirir ve öneri oy birliğiyle kabul edilir. Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanmaya devam ediyor. Kriterin Kent Konseyi Kadın Üyesi olarak bizler de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 7 Mart Salı günü yani bugün için Masum Küstah Fektan'dır. Kadınlar Vardır belgesel filminin senaryosunu Filiz Kerestecioğlu yazdı. Öncelikle belgesel film gösterimize katılmanızdan dolayı Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi yürütme kurulu teşekkür eder. Sizlere iyi seyirler dilerim. Evet, ne yapsalar kadınlar yine saldırıya vuruyor, hazin olaylar yaşanıyordu. Çarşaflar yırtılıyor, saçlar kesiliyor, linç olayları meydana geliyordu. Saldırıya uğrayanlar da, şeytan olmakla suçlananlar da yine kadınlardı. Şeytan mıydı kadınlar? Evet, dönüp o tarihe baktığınızda bir şarkı söylemek gelir içinizde. Yani kadınların tüm toplumsal yaşamı 1900'lü yılların başına kadar devlet tarafından ayrıntılarıyla belirlenmişti.